Hazar Dost başından beri bu mevzuyu takip ediyor. Hem barınamayanlarla birlikte sabahlara kadar o parklarda kaldı. Yurtsuzlar hareketiyle konuştu. Gençlik koordinasyonu hareketiyle iletişim içerisinde. Kendisi de genç bir meslektaşım, kardeşim Hazar. Kaç yaşındasın Hazar'cığım? Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ben 22 yaşındayım. Ah, al sana işte, gördün mü? Gibi. Hazar 22 yaşında genç bir meslektaşım. Şu anda da Halk TV.com.tr'deki ofisinden bağlanıyor. Halk TV.com.tr için çok özel dosyalar yaptı Hazar. Hem Afgan göçüyle ilgili özel dosyalar yaptı. Onu oradan tanıyorsunuz. Takip etmiyorsanız Twitter'ından bir tane takip ederseniz ne tatlı olur. Hazar'a destek vermiş oluruz. Bir süredir de barınamayanlar hareketini takip ediyor. Hazar, sorun ne ve bu çocukların derdi ne? Bir anlatır mısın? Bazı grafikler de göndermişsin bana. Evet. Özlem Gürses, şöyle özetleyelim. Şimdi biz bir barınma krizinin olduğunu aslında işte bir ihbarla bir şeyle birinin bize söylediği bir şeyle görmedik. Aslında biz de Türkiye'de yaşayan insanlar olarak fark ettik. Ben gerçekten ev bakarken, bir yerde oturmak isterken ev fiyatlarını bu kadar uçuk yerlere çıkmış olmasına şaşırdım ve ardından dedim ki yani bunu haber yapalım. Bahsettiğim süre 1 ay önceki, 1,5 ay önceki bir tarihten bahsediyorum. Ve ev fiyatlarını gözlemlemek için bir eve gittik. Koca Mustafa Paşa'daki, Koca Mustafa Paşa'yı bilenler bilir, bilmeyenler için şöyle özetleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nin çok yakınında Çapa, Cerrahpaşa, Haseki gibi İstanbul'un en büyük hastanelerinde göbeğinde olan bir semt. Ve burada normalde İstanbul Üniversitesi öğrencileri otururdu. Ve kiralar uygun olurdu. Bir mahalle kültürü vardı. Fakat şimdi şöyle durumlar var orada. Ev sahipleri evlerini 4 daireli, 5 daireli evlerini yıkıp 10 dairelik tek odalık evler yapıyorlar. Ve buraları tek oda, bakın yani mutfak dediğimiz şey bilgisayarımızın kalınlığı kadar, genişliği kadar. Tuvalette banyo, elinizi yıkadınız, tuvaletinizi yaptığınız yer yan yana. Bunların hepsinin olduğu yerleri 1300-1400 liraya kiralıyorlar ki bu iyi fiyat. Camı yok evlerin, bu fiyatlara kiralıyorlardı. Nitekim aslında biz bir kriz çıkacağını biliyorduk. Haber merkezimizde de böyle konuşmuştuk, demiştik. Yani bu kriz büyüyecek, üniversiteler açıldığında büyüyecek. Bir KYK ve barınma, öğrencilerin barınmasına dair bir dosya hazırladık. Tam bu grafik aslında şunu gösteriyor. İstanbul özelinde. KYK yurtları yaptık diyor iktidar. Evet. KYK yurtlarının ne kadar yaptığını görüyoruz. Şu 2015-2016 arasındaki yükseliş var ya, o aslında bir yükseliş değil. Darbe sonrası FETÖ'nün yurtlarına el konulduğu O zaman tarih. onlar özel yurtlar, KYK Evet, evet. yurtları. Yani Aynen. o zaman KYK yurtlarıyla özel yurtlar arasındaki makas ciddi şekilde açılmış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verisi bu. Kaynak göstermişsiniz zaten. Bu grafikte benim dikkatimi çeken şu. Demek ki iktidar FETÖ'yle birlikte yol yürüdüğü dönemde FETÖ'nün yurt yapmasını ciddi şekilde teşvik etmiş, izin vermiş, hatta motive etmiş. Kendisi hiçbir yurt yapmazken, hatta bak neredeyse bir iniş seyri var kırmızı grafiğin o tam da o özel yurtların yükseldiği çizgiye bakarsa izleyicilerimiz o inerken diğeri ciddi yükselmiş. Resmen bir alan açmışlar yani Evet. tarihi yurtlarına. Doğru mu anlıyorum Aynen Hazır? öyle. Yani 15 Temmuz'dan ders çıkartmayan iktidar sonrasında özel yurtları makası 2017'nin ne kadar açıldığını da görebiliyoruz burada. Yani 2 katından, 3 katından daha fazla bir yere geldiğini görüyoruz. Şimdi burada yurt yaptık diyenler, yurtlarımız yeterli diyenler 2017'de 26.699 olan kapasitenin 2019'da, 2020'de 25.000'e düşmesini nasıl açıklıyor? Şimdi burada bir açıklama yok ortada. Yani aslında İstanbul'da yurt kapasitesi düşmüş. Öğrenciye dair, öğrenciye nitelikli alan, nitelikli barınma alanı sağlanmamış ama bir şekilde öğrenciye yalancı diye bir itham var. Bu siyasi tarafı işin. Öğrencilerin talepleri de zaten sadece bir yatak değil aslında Özlem Gürses. Yani parklarda yatan öğrencilerin çok daha başka talepleri de var. Tam bu vakıf sayılarına gelmeden bu taleplerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Nitelikli barınma diye bir talepleri var öğrencilerin. Bu nitelikli barınma dediğimiz şeyin kendisi evine yakın olan bir yerde barınabilmek. Sosyal alanı kurabileceği bir yerde oturabilmek. Yani biriyle konuştum mesela orada Kardelen diye bir arkadaş. Mimar Sinan'da okuyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okuyor ve her gün okula gitmek için 2,5 saat yol çekiyor. Ailesiyle yaşıyor. 2,5 saatlik yolu çeken bir öğrencinin okulda verdiği verim, derslerine verdiği verim ne kadar olabilir? Şimdi bu
Burada aslında öğrenciler diyor ki ya bizim okulumuza yakın bir yerde barınabilelim. Ama bu çok mümkün değil. Tekrardan vakıf sayılarını alabilirsek orada birkaç değinmek istediğim bir şey var. Tabii ki. Bu arada senin internetin Halk TV'nin interneti olmuş oluyor yani. Biraz sıkıntılı mı acaba Hazar? Başka bir ağ mı gitsen? Türkiye'ye gittiğinde vakıf yurtlarının yıllara göre artışı grafiği. Bunu mu istiyorsun? Bu evet, 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 evet. Peki, dinliyoruz. Yine tam burada bakın 2016 darbe sonrasında bir azalma var vakıflarında. No, sonrasında tekrardan bir yükseliş var. Yani burada aslında tam AKP'nin TÜRGEV, ENSAR, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti'ne olan artı katmasının arttığını da görüyoruz. Yani birazcık daha onlara peşkeş çekilen alanların daha da arttığını görüyoruz. Ve şu anda 2020'de 454 tane vakıf yurdu var. Sadece yüksek öğrenim bu. Yüksek öğrenimde bu kadar vakıf yurdu var. Şimdi demek ki vakıf yurtlarına verilen binaların devlet tarafından tahsis edildiğini zaten İstanbul ve Ankara özelinde biliyoruz. Biz kendi yaptığımız çalışmalarda da bunu gördük. Esenler'de TÜGVA, TÜRGE ve İlim Yayma Cemiyeti'ne 3 ayrı bina tahsis edildiğini biliyoruz 2017'den bu yana. Bağcılar'da biliyoruz. Bunun ötesinde Ümraniye'de biliyoruz. Yani bunları artık göstermek, insanlara belirtmekten ziyade şu sayılara baktığımızda bile anlayabiliyoruz. Nitekim KYK yurdu yapılamıyor demek değil. Çünkü kamu kaynaklarını vakıflara verenler, kamu kaynaklarını öğrencilerin barınabileceği alanlara çevirmiyorlar. Şimdi vakıf yurtları ve KYK arasındaki farka biraz değineyim istersen Özlem Gürses. Ben böyle çok sevdiğim konuştum ama. Vardı. Üçüncü bir grafik vardı galiba. Tabii. Sen rica edelim. O grafik gelsin. Yani aslında mesele bu kadar net. Şimdi ben bu üç grafiği görmemiştim açık söyleyeyim. Bugün akşam kayda geçsinde de kullanacağım bunu. Hale bak AKP'ye yakınlığıyla bilinen vakıfların İstanbul'daki kapasiteleri faaliyet raporlarından almışsın. Yani vakıfların kendi faaliyet raporlarından almışsın. Demek ki yani travma bu. Yani demek ki ben şimdi daha iyi anlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kafasında bunu geziyle referanslamasının bir sebebi de bu. Çünkü o kendi seçmen grubunu yani tarikat yapılarına yakın olan, işte oradan beslenen seçmen grubunu bir şekilde konsolide etmeye çalışıyor herhalde. Ve sadece onların yurt kapasitelerini arttırmaya çalışıyor. Bu grafiği de anlatır mısın Hazar? Tabii ki. Aslında Özlem Gürses, buradaki grafik, faaliyet raporları, web siteleri dedik ama bu vakıflar bu sayılarını açık kaynaklardan paylaşmıyor çoğu. Bir kısmı paylaşıyor fakat gazetecilikte çare tükenmiyor. Benim en azından başladığımdan beri öğrendiğim şeylerden biri bu. Mesela TÜRGEV'in kayıt formuna ulaştım. Kayıt formunda da vakıf kapasitelerini belirtmişlerdi. Yani hepsi ayrı ayrı yerlerden toplandı. İlim Yayma Cemiyeti'ne burada dikkat çekmek istiyorum. İlim Yayma Cemiyeti'nin 2010'da İstanbul'da 5 tane yurdu var. 5 yurttan bahsediyoruz. Yani 5 tane İstanbul genelinde binası var. Şu an 27 tane binası var. 27 tane yurdu var. Ve bunların hepsi kamu kaynaklarından, hepsi demeyelim bir kısmı, kamu kaynaklarından İlim Yayma Cemiyeti'ne tahsis edildi. İlim Yayma Cemiyeti'nde bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da var. Fakat bu binalar, bu yurtlar KYK'ya ya da Gençlik Spor Bakanlığı'na devredilmedi. Aslında bahsedilen ve talep edilen şeylerden biri de bu. Yani vakıflara vereceğinize devlete verin, devletin olsun, devlet tarafından öğrencilere tahsis edilsin de. Fakat bu talep de karşılanmıyor. Şimdi bir öğrenciyle konuştum ben iki gün önce yayınladık o haberi de. Kocaeli'nden geliyor İstanbul'a, yeni üniversite kazanıyor ve barınma krizini açıkçası çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Annesiyle beraber yaşıyor, annesi devlet memuru, ablasıyla beraber kendisi üniversite okuyor. Devlet memuru maaşıyla ikisini okutmak zorunda. Arkadaşımız İstanbul'a geldiğinde kendisine devlet yurdu çıkmıyor. Özel yurt bakıyor, özel yurda parası yetmiyor. Ve kendini bir anda Fatih'teki bir tarikat yurdunun önünde buluyor. Telefonla arıyor. Diyor ki ben işte yurda bakmak istiyorum. Diyorlar ki yerimiz yok. Ben kapıdayım diyor. Ha o zaman içeri gel diyor ve ayakkabılarını çıkartıp tarikat yurduna giriyor. Beş vakit namaz zorunlu. Her okuldan çıktıktan sonra akşam Kur'an eğitimi zorunlu diyorlar. Ve istedikleri ücret aylık 150 lira Özlem Gürses. Aylık 150 lira mı? Normal özel yurtlar ayda 8 bin 10 bin neredeyse rakamlar çekerken 150 lira mı sadece? Evet. Devlet yurdu, devlet yurdunun yani
Evet. Ya nasıl rekabet ediyor bu yurtlar 150 lira alarak? Çünkü devlet desteğiyle, kamu kaynağıyla bir finansman modelleri var değil mi? Başka hiçbir Evet. açıklaması var. Yani bu korkunç bir şey bu anlattıkların. Bunların ya Sayın Cumhurbaşkanı'na anlatılmıyor mu yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın işine mi geliyor gerçekten kendi seçmen tabanı açısından? Ya o yüzden gidiyor işte gençler zaten. Sonra da dönüp bakıyoruz bu çocuklar niye göç ediyor? Şimdi Mehmet çok önemli bir şey hatırlattı. Ankara Ticaret Odası Başkanı ifadesine göre eski Salih Bezci'nin ifadesi dün Cumhuriyet'in manşetindeydi. Gökçek'in kendisine FETÖ için yurt yapmasını istemiş. Doğru 30 milyon TL'lik bir yurt yapmasını istiyor Gökçek ifadede böyle geçiyor. İleriki dönem yine ATO başkanlığına seçilmesi için. Yani bu şekilde bu mesele yürüyormuş. Bu şekilde bu mesele yürüyormuş. Şuna bak yani aylık 150 TL'ye kendine militan yetiştiriyor. Herhalde öyle oluyor Gazi Bey. Başka hiçbir açıklaması yok. Peki yani şimdi kaç kişi gözaltında bu hareketin içinde? Yani Sayın İçişleri Bakanı'nın ifadesi işte bunlar terörist, terör örgütü şöyle böyle bu cümlenin ne kadarı doğru ne kadarı yanlış? Ya şimdi burada şunu değerlendirmek gerekiyor. Ben yayın öncesinde de gözaltına alınan arkadaşlarla konuştum. Türkiye çapında işte İzmir, İstanbul genelinde yaklaşık bir 50'ye yakın arkadaş gözaltına alındı. Üniversiteliler. Aralarında bir demokratik kitle örgütüyle hareket eden de var. Bunu zaten kendileri de reddetmiyor ama çok temelde bir sorunumuz var diyorlar. Yani barınamama gibi bir sorunumuz var diyorlar ki ben oradayken dışarıdan gelen insanlar, evi barkı olan insanlar da gelip oraya destek veriyordu. Yani Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar aslında yani yanlış değil. Hepsinin barındığı bir yer var vesaire. Zaten asıl talep şu, barınabileceğimiz nitelikli alanlar, konut stoğu yetersizliği diyoruz. Hayır, İstanbul'da konut stoğu yetersizliği bir şey yok. Sadece her yer artık plazalar, lüks sitelerle dolduğu için yoksul halkın oturabileceği bir evi yok. Buralarda oturamıyoruz. Yani Tarlabaşı'nı yok ettik, Fikirtepe'yi yok ettik, Sulukule'yi yok ettik. Bunun yerine çok daha lüks yerler yaptık. Bu yüzden barınamıyoruz diyorlar. Bunu sadece öğrenciler de değil. Onlar biliyorsunuz ki her gün farklı bir parkta nöbet tutuyorlar. Farklı parkta nöbet tuttuklarında oradaki mahalleli de desteğe geliyor. Yani şu zamana kadar Beşiktaş'ta gelen de, Üsküdar'da gelen de, Şişli'de gelen de sürekli aynı şeyi söylüyordu. Ben de kira krizi yaşıyorum. Ben de konut krizi yaşıyorum diye. Barınamıyorum diyordu. Öğrencilerinki çok daha can alıcı bir problem. Çünkü dün YÖK açıkladı verilerini. Bu yıl 100 bin öğrenci üniversiteye kazanmasına rağmen kaydını yaptırmamış. Bu kayıt yaptırmamasının temel nedeni ne? YÖK bunun üzerine bir araştırma yaptı mı? Benim görüşüm, benim anladığım sosyal medyadaki tepkilerden, konuştuğum insanlardan barınma sorunu, asıl barınma sorunu öğrencilerin okula gelmesini engelliyor. Çünkü ya özel sektörün önünü açtı. Daha demin grafikte de gördük. Özel yurtların sayısı uçuşa geçerken artık öğrenciler özel yurtta da yer bulamıyor. Özel yurtta yani bildiğimiz özel yurtta da artık kurayla girilme gibi bir durum var. Özlem Gürses yani bu çok ciddi bir problem. Yani paran var gidemiyorsun, paran yok zaten gidemiyorsun. Ama bir tarikatın kucağında eğitim almak istersen, az önce senin anlattığın koşulları kabul edersen, ayda 100 TL'ye, 150 TL'ye tarikat yurtlarında kendine yer bulabiliyorsun. Ne kadar korkunç bir seçeneksizlik, çaresizlik gençler açısından. Zaten yaptıkları üniversiteler ve üniversitelerde verdiği akademik eğitimin kalitesi de büyük bir tartışma ama bu çocuklar zor bela hangi koşullarda gelmişler bu üniversiteleri kazanmışlar? Peki ne olacak? Yani ne yapacak bu çocuklar hakikaten? Yani üniversiteler açıldı. Evet yani nöbetlere devam etmeyi düşünüyorlar. Nöbetlerine devam edecekler. Talepleri belli. Taleplerinden de yani 7 gün oldu, 8 gün oldu. Geri durmadılar. Erdoğan'ın dünkü açıklamasının ardından yani aslında birazcık da bu nöbet tutan üniversiteleri kriminalize etmeye çalışılan bir iki günden bahsediyoruz. Çünkü ilk 6 gün polisin müdahale etmediği, eylemden izin verdi. Hatta Beşiktaş'ta gelip şöyle bir şey dedi polis memuru. Dünkü gibi mi yapacaksınız dedi. Çocuklar dedi ki evet. Ha, tamam o zaman kolay gelsin dedi gitti. Yani aslında devlet tarafından müdahale edilmeyen, izin verilen bir şeyken dün bir anda gözaltına alındı çocuklar Erdoğan'ın açıklamasından sonra. Ya burada aslında birazcık da Türkiye'deki işletme mekanizmasının nasıl işlediğini de görüyoruz. Öğrenciler de bunu yaşadı en azından. Krizin nasıl çözüleceği biliyorsun ki bazı yerel belediyeler, yerel yönetimler
bazı önlemler alıyor. İşte kamu kaynaklarını, sosyal konutları öğrencilere açıyor, yurtlar açıyor. İBB 3 tane yurt açtı. Mansur Yavaş Ankara'da 800 hanelik sosyal konutları Hacettepe Üniversitesi'ne devretti. Bu gibi şeyler yapılıyor ama bahsettiğimiz çok daha ciddi bir problem. Yani hızlıca önlem alınması ve hızlıca çözüm önerisiyle gelinmesi gereken bir şey. Yani bu şöyle bir şey de değil bence Özlem Gürses. İşte her öğrenciyi birimiz evimize alalım. Yok canım, olur mu öyle şey? Kalıcı bir çözüm yaratmak lazım. Çocuklar 4 sene 5 sene üniversite okuyacaklar. Yani zaten kendileri de bir seferberlik çağrısı yaptılar. Bir tarafta yalan diyorlar, hayatımız yalan diyorlar. Ama diğer tarafta da kendi valiliklerine, kendi belediyelerine bir seferberlik çağrısı yapıyorlar. Bu çocukların yurt sorununu çözün diye. Hazar çok o 3 grafik bence meseleyi net olarak anlatıyor. Sen de çok iyi olarak aktardın bize, çok net olarak aktardın. Sen bu eylemleri takip etmeye ve haber yapmaya devam edeceksin herhalde, değil mi? Son olarak çok küçük bir dipnot. Yani bizim burada tarikat yurtlarına mecburiyeti gösteren, yani AKP'nin böyle bir siyasetin olduğunu gösteren haberimizi çok küçük bir detayla daha güçlendirmek istiyorum. O da şu, Erzurum'da 60 bin üniversite öğrencisi var. Devlet üniversitesinde okuyanları söyleyeceğim sadece. 60 bin üniversite öğrencisi var. 20 bin kişilik KYK yurdu var. Yani aslında yeterli diyebileceğimiz bir şeydi. Çünkü Erzurum dışarıdan öğrenci alan bir şehir değil. Ondan sonra yani kayıt yaptıran ve okuyan, aktif okuyan öğrenci açısından 60 bini birazcık daha 40 bini, 30 bini indirilir genelde yüksek öğrenimde. İstanbul'da sadece devlet üniversitesinde okuyan, bakın özel üniversite sayısından da İstanbul çok zengindir. Orada okuyan öğrenci bazen devlet üniversitesindeki öğrenci de geçer hatta. 300 bin devlet üniversitesinde okuyan aktif öğrenci var. Birinci ve ikinci öğrenim. KYK yurdu kapasitesi 25 bin. Yani Erzurum'dan 5 bin fazla. Evet. Burada şunu gösterebiliyoruz. Yani İstanbul'a bu kadar öğrenci varken 20 yıldır yurt yapılmadı mı? Yani ben açıkçası KYK yurdu dosyasına çalışmadan önce diyordum ki yani yurtlar var herhalde, KYK yurdu yapılıyor vesaire, orada KYK yurdu görüyorum ben diyordum ama yapılmamış. Yani KYK yurdu İstanbul'da en son 2015'te bir tane yapıldığını görüyoruz sadece. 2015'ten beri İstanbul'a bir KYK yurdu inşaatı yok. Ama öbür taraftan baktığımızda her tarafı AVM yapıldı. Köprü, yol vesaire yapıldı ama öğrenciler için bir sosyal konut ya da öğrencilerin kalabileceği bir KYK yurdu yapılmadı. Birazdan Halk TV.com.tr'de bir haberimiz girecek. KYK yurdu yaptık ve otel konforunda demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bir otel konforu üzerine bir haberimiz girecek. Onu da yani sosyal medyada paylaştıktan sonra nasıl bir otelde kalıyormuş öğrenciler görmüş oluruz diye düşünüyorum. Burada bir lokmacık göstermeyeceksin ucunda. Bizi öldürür değil mi genel yayın yönetmenimiz? Çok kötü koşullar anladığım kadarıyla, değil mi? Yani dediğin otel konforu, dediğin otel konforundan çok uzak bir KYK yurdunun özel haberini mi yaptınız? Peki, onun için yayına gireceksiniz. Tamam, izleyicilerimizin seni takip aldığını tahmin ediyorum bu yayından sonra. Ve bu yayından sonra paylaşacağım bu haberi de eminim orada göreceklerdir. 1,5 milyon kişilik yurt var, 8 milyon öğrenci var diyor bir genç arkadaşımız. Dolayısıyla hani hakikaten nasıl bu meselenin üstesinden gelecekler, bu matematiği nasıl denkleştirecekler bekleyip göreceğiz. Çocukların yanındayız, gençlerimizin yanındayız, polis kardeşlerimizin, emniyet görevlisi kardeşlerimizin de iki arada bir derede kendi kardeşleriyle, kendi yurtlarında karşı karşıya bırakılmasını kınıyorum ben kendi adıma. Onların arasında da eminim yoklukla, yoksullukla sınanan, çok zor şartlar altında akademi okuyup oralara gelen kardeşlerimiz vardır. Onlar da eminim eve gidince düşünüyorlardır. Yani biz ne yapıyoruz, burada ne oluyor diye. Kendi kardeşleri, kendi evlatları arasında yurt sorunu yaşayanlar mutlaka vardır. Ben hala memleketin vicdanına, aklına feraseti diyor ya, savcılar öyle der, feraseti diyorlar. Feraseti diyor Meral Akşener. İnanıyorum, güveniyorum. Çok teşekkür ediyorum Hazar bize Ben bunları teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. aktarmaya Çok sağ olun. devam ettiğin için. Burada da çok güzel yorumlar geldi sana. Çok teşekkür ediyorum.